toplumsal cinsiyete ait roller erken çocukluk döneminde öğreniliyor. Ve çocuklardaki cinsiyet kalıp yargılarının temeli tam da bu dönemde atılıyor. Evdeki iş bölümünü nasıl yapıyorsunuz? Ailede roller var mı? Anne baba olarak erken çocukluk dönemindeki çocuklarımız için bu konuda neler yapabiliriz? Toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemek için yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi evdeki iş bölümünün dengeli ve eşitlikçi olması. Evdeki iş bölümünü nasıl yapıyorsunuz? Ailede roller var mı? Hem sizin anne baba olarak model olmanız hem de nasıl bir aile ortamını modellediğiniz ve çocuğunuza yaşattığınız çok önemli. Burada öncelikle söz anneye. Tüm toplum, arkadaşlarımız, diziler, hatta kayınvalidemiz bizden süper kahraman olmamızı bekliyor. Oysa anne olan bir kadının kendine zaman ayırması ve ihtiyacı olduğunda yardım istemeyi öğrenmesi ve bundan çekinmemesi en önemli şeylerden bir tanesi. İkinci konu ise anne babanın her şeyi birlikte yapması. %50-50 her şeyi bölüşmekten veya her gün skor tutmaktan bahsetmiyorum. Çocuk bakımının ve ev işlerinin eşit olarak paylaşılmasını ve olabildiğince dengeli olarak yapılmasını kastediyorum. Bugün hala çocuklarının bakımına ya da ev işlerine yardım eden erkeklerin alkışlandığı bir dünyada yaşıyoruz. En azından bizimki gibi ülkeler için durum böyle. Babalar çocuğuna bakmakla anneye yardım etmiş olmuyor, yapması gerekeni yapıyor. Bu ev işlerindeki iş bölümü için de böyle. Anne baba olarak tüm işlerde olabildiğince dengeli bir iş bölümü yaptığınızda çocuğunuz bunu görüyor ve bunu öğreniyor. Yani yemeğin hazırlanması, sofranın kurulması, çamaşırların yıkanması, asılması gibi ev işlerinin yanı sıra çocuk bakımı gibi işleri de olabildiğince dengeli bir şekilde paylaştığınızda çocuğunuza bunu ayrıca anlatmanıza gerek kalmıyor. Çünkü ona yaşatmış oluyorsunuz. Bu da onun hem ilişkilere hem de kadın erkek eşitliğine yönelik hayatı boyunca temel alacağı ilkelerden biri olmuş oluyor. Aynı durum kız ve oğlan çocukların evde neler yaptığı ve ev işlerine nasıl destek olduklarıyla da ilgili. Bir anne baba olarak kendime sormalıyım. Sofrayı kurarken sürekli kız çocuğumdan mı destek istiyorum yoksa arada oğlan çocuğumdan da yardım rica ediyor muyum? Hiç oğlan çocuğumla da çorapları katlayıp çekmecelere yerleştirdim mi? Veya evdeki ufak tamirat işlerinde kız çocuğumdan da destek istiyor muyum? Hatta aile büyükleri geldiklerinde acaba hangi torunlarından bir bardak su istiyorlar? Oğlan torunlarından mı, kız torunlarından mı? Ve ben buna ne diyorum? Babamı uyarıyor muyum? Annemi uyarıyor muyum bu konuda? Kız ve oğlan çocuklarının da evdeki işlerle ilgili cinsiyet ayrımcılığına uğramadan dengeli bir iş bölümünü yaşamaları ve görmeleri çok önemli. Toplumsal cinsiyet ve erken çocukluk gelişimi ile ilgili diğer videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın.